Web Tekno'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni asgari ücret 17.002 lira. Bizler de bu yeni asgari ücretle alınabilecek en iyi telefon ne olurdu diye kendimize sormaya başladık ve elimize ulaşan sizler için incelediğimiz telefonlara bir baktık. Onların içinden sanki Honor 90 bize şöyle bir göz kırptı. Yani bu alınır da Poco X5 Pro ya da A54 gibi alternatifler alınmaz mı? Elbette alınır. Ancak bugün stüdyomuzda bir asgari ücret harcanarak Honor 90 alınır mı sorusunun cevabını arıyoruz. Aslında fiyat tam asgari sınırında. Hatta bazı ilanlarda 450-500 gibi fark var ama oraya şimdilik çok takılmayın. Bu arada az önce söylediğim Poco X5 Pro, Samsung Galaxy A54 gibi telefonlar zamanında incelediğimiz, o dönemde şimdi de kendi fiyat bantlarında tavsiye ettiğimiz güzel telefonlar. Ama asgari ücret sınırında donanım olarak en çok öne çıkan telefon kağıt üstünde Honor 90 dostlar. Honor 90'ı incelemiştik, hatırlayanlarınız olacaktır. O zaman da bizim için o dönemin fiyat bandına göre tercih edilebilir bir telefondu. Şimdi de aynı unvanını koruyor. Hatta ilginç bir durum var. O da fiyatının cihaz çıktığından beri sadece 1000 lira falan artmış olması. Yani zamlara o kadar kolay alıştık ki bu durum şaşırttı açıkçası. Yani şimdi bunu diyorum ve kesin zam gelir. Neyse devam edelim. Peki neden özellikle bu telefonu seçtik? Öncelikle Honor 90'ın kamerasından başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu fiyat bandında pek görmeye alışık olmadığımız bir kameraya sahip Honor 90. Telefonda tam 200 megapiksel kamera yer alıyor. Ya böyle deyince sanki yani ne işime yarayacak 200 megapiksel gibi bir soru oluşabilir. Şöyle dostlar, tabii ki kamera kalitesi sadece megapikselle açıklanmıyor. Ancak 200 megapikselin bazı avantajları var. Bunu amiral gemisi sınıfında 108-200 gibi yüksek çözünürlükleri sunan telefonları incelerken de farklı anlatımlarla dile getiriyoruz. Nedir bu? Ne kadar çok piksel, o kadar çok veri ve kırpma alanı. Bu da fotoğrafı editlemede elimizi rahatlatıyor. Amiral gemisi kameralarında sensörden diyaframa, yapay zekasından lensin içindeki kaplamaya kadar farklı kriterleri hesaba katmamız gerekiyor. Sadece megapikselin düşük olması çok ikna edici değil o segmentte. Ama Honor 90 gibi bir orta segment telefon için 200 megapiksel bence güzel bir artı. Ama burada şunu da belirtmem lazım. Telefon varsayılan modda, yani kamerayı açıp direkt fotoğraf çektiğimizde 12 megapiksel çekim yapıyor. 200 megapiksel için kamerayı açtıktan sonra yüksek çözünürlük modunu açmamız gerekiyor. Fotoğrafı editlerken işimize yarayacak bu güzellik bir yana, kamera kalitesi anlamında da cihaz kendi segmentinin üzerinde bir performans sergiliyor. Tek handikap olarak şunu söyleyebilirim, o da telefoto kamerasının olmaması. Bu fiyat bandında daha çok makro kamera görüyoruz 3. kamera olarak ama Honor 90'a en azından iş görür diyebileceğimiz bir telefoto kamera koysaymış, rakipleriyle olan farkı açarmış diye düşünüyorum. Onun yerine 3. kamera olarak bir derinlik kamerası koymayı tercih etmişler. O da portrelerde falan işe yarıyor. Ön kamera ise 50 megapiksel. Yine fiyatına göre iyi bir çözünürlük sunuyor bize. Videoda da 4K çekim yapabiliyoruz. Yani bunu söylüyorum hala. Çünkü bu fiyat bandında hala ön kamerada 4K sunmayan telefonlar gördüğümüz için artıdan sayabilirim. Bir de tasarımına şöyle bir bakalım. Tasarım konusu sanırım Honor 90 ile ilgili teknik bir veri sunarak bu fiyata en iyisi bu diyemeyeceğim tek konu başlığı olabilir. Çünkü hem çok öznel bir konu, seversiniz sevmezsiniz zevk meselesi. Hem de bu fiyatta özgün bir rakibi var, o da Nothing Phone 1. Yani özellik farkları sorun değil, alışılmadık bir telefon olsun, kendini göstersin diyorsanız Nothing Phone 1'e de göz atabilirsiniz. Ama Honor 90 klişe bir tasarıma mı sahip? Hayır değil tabii ki. Cihaz alışık olduğumuz Honor çizgilerini taşıyor. Nedir onlar? Hem önde hem de arkada edge tasarım, incelik, damla çentik, arkadaki pürüzlü yüzey, büyük ve birden fazla kamera çerçevesi falan. Uzaktan baksan bile bu telefon Honor'dur dedirtiyor. Yani rakiplerinden daha şık oluşuyla ayrışıyor bence. Edge panel ve mat arka yüzey seviyorsanız hoşunuza gidebilir. Gerçi kılıfla kullanıyoruz. Ne anlamı kalıyor bu arka yüzeyi yorumlamanın ama neyse devam edelim. Tasarımla ilgili konuştuktan sonra ekranla ilgili bir veri aktarayım size dostlar. Honor 90 2 Rhineland Flicker Free sertifikasına sahip ilk telefon. Özellikle oyunla arası iyi olan arkadaşlar bilirler Flicker Free olayını. Monitörlerde öne çıkan bir özellik bu. Yani çok detaylı bir özellik ama kısaca esprisi ekrana bakarken zamanla baş ağrısı, göz yorgunluğu yapan düşük ışık sinyalleri artırarak göz yorgunluğunun ve baş ağrısının önüne geçmek. Bu arada Flicker Free monitör kullanan arkadaşlar varsa deneyiminizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Bu özellik Honor 90 ile birlikte artık telefonlara da gelmiş oldu. Umarım diğer telefonlarda da görürüz. Ekrandaki diğer detaylara bakacak olursak cihazda 6.7 inçlik AMOLED panel yer alıyor. Bu segmentteki çoğu telefonda AMOLED görüyoruz zaten. O yüzden okey diyebilirim. Onun dışında Honor 90'ın ekranında 120 Hz ekran yenileme hızı, HDR 10 Plus renk derinliği ve 1 milyar renk desteği bulunuyor. Ayrıca pikte 1600 nit parlaklık sunuyor. Bence orta segment için iyi bir ekrana sahip. Peki donanım tarafında neler var? Telefonda Snapdragon 7 Gen 1 var dostlar ve bu fiyatta gördüğümüz en güçlü seçenek bu. Rakiplerine baktığımızda Nothing Phone 1'de Snapdragon 778G Plus, Poco X5 Pro'da 778G ve Samsung Galaxy A54'te de Exynos 1380 var. 7 Gen 1 hem 4 nanometre mimariyle hem de daha yüksek performans sunarak diğerlerinin önüne geçiyor bu konuda. Cihazda 8
8 ve 12 GB RAM seçenekleri var. Bu konuda rakiplerinden çok ayrışmıyor açıkçası ama depolama tarafında bir güzellik var. O da baz modelin 256 GB depolama ile birlikte gelmesi. Pil konusu da rakipleriyle standart değerlerde göründüğü bir nokta. 5000 mAh batarya var telefonda. Bu zaten artık standart diyebileceğimiz bir değer. Galaxy A54 T ve Poco X5 Pro'da da 500 mAh batarya yer alıyor. Sadece Nothing Phone 1'de 4500 mAh görüyoruz ama o da standarda yakın bir değer. Üzmez diyebilirim. Burada Honor 90'ın öne çıkan bir noktası kutudan çıkan adaptör. 66 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor kutudan. Galaxy A54 25 Watt, Nothing Phone 1 45 Watt'a kadar hızlı şarj desteklerken Honor 90 66 Watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. Sadece Poco'yu geçemiyor bu konuda. X5 Pro 67 Watt'a kadar hızlı şarj destekliyor. Ama 1 Watt yüzünden kimse kimseyi kırmaz diye düşünüyorum. Telefonun fiyat bandına baktığımızda en önemli rakibinin Nothing Phone 1 olduğunu görüyoruz. Yani hepsi çok ciddi rakipler tabii ki ama hem işte daha özgün tasarım, hem OLED ekran var Nothing Phone 1'de mesela falan. Bence o daha sıkı bir rakip gibi görünüyor. Hatta isterseniz yorumlara yazın, detaylı bir karşılaştırmasını da yapabiliriz. Şöyle bir özetleyecek olursak Honor 90 bu videoyu çektiğimiz tarihte asgari ücret bandında alınabilecek en mantıklı telefon bizce dostlar. Bu fikir tabii ki ileride değişebilir. Sadece bu dönemi ele alarak cihazları bir tartalım, size aktaralım istedik. Eğer Honor 90 kullanıyorsanız deneyimlerinizi lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Uzun kullanımda nasıl bir performans sunduğuyla ilgili yorumlarınız bizim için çok önemli dostlar. Bu fiyat bandında bence en iyisi şu dediğiniz cihazı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.